İkinci söz talebi Sayın Alpay Antipen'in. Sayın Antipen, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, teklifin ikinci maddesi üzerindeki konuşmama başlamadan önce sizlere devletimizin bekası ve milletimizin bölünmez bütünüyle ilgili çok acı bir olaydan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Nutuk milletimizin en şanlı sayfalarından biri olan, belki de en önemli sayfası olan Kurtuluş Savaşı'nın destanıdır. Nutuk'un sonunda olan gençe hitabe tam da bu günlere karşı bizleri uyarıyor, aydınlatmaya devam ediyor. Seçim bölgem Mersin Çamlıya'yla da Nutuk dağıtılmak istendi. Ama ilçe milli eğitim müdürü Mustafa Bakkal hayır dedi. Atatürk'ün kötü örnek olduğu ve Atatürk'ün Vahdettin'le ilgili sözlerinin sakıncalı olduğunu gerekçe gösterdi. Yani Mersin Çamlıya'yla ilçe milli eğitim müdürü Atatürk'ün nutkunu öğrencilerin okumasını yasakladı. Tepkilerimiz sonucu bu kişi görevden alındı. Yöneticilik görevinden alınması da yetmez. Bu kişinin öğretmenlik mesleğini de yapmaması gerekiyor. Peki bu cesareti ona verenlerin ve çocuklarımızı bu kafaya emanet edenlerin de hesap vermesi gerekmiyor mu? Değerli milletvekilleri, gelelim teklifin ikinci maddesine. Maddede kadastro teknik hizmetleri için lisans belgesi alacak olanlarda aranan deneyim süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmakta ama sınav kaldırılmaktadır. Bu hale göre sınava tabi olmadan harita ve kadastro mühendisleri yasal şartları taşıdıkları takdirde lisans alabileceklerdir. Türkiye'de 3250 adet serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi bürosu ve yaklaşık 20 bin civarında mühendis mevcut olup 218 adet LİKAP bürosu vardır. Sınav olmaksızın lisans alınmasının önünün açılması, daha çok LİKAP bürosunun açılmasını sağlayacak, işsiz mühendislerimize iş ve ekonomik gelecek sağlayacak ama yeterlilikte belki de bu anlamda düşebilecektir sınav olmadığı için. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada başka bir husus var. Lisans için teminat 50 bin liraya çıkartılmakta. Parası olana lisans, olmayana maalesef hiçbir şey yok. Ayrıca burada neyi görüyoruz biliyor musunuz değerli milletvekilleri? Tek adam rejiminde her kanun teklifinde vatandaştan nasıl para alırız onun derdi göze çarpıyor. Nereden mi çıkarıyorum bunları? Bu maddede teminat 50 bin liraya çıkıyor. Şu an Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmüş olan yasa teklifinde petrol ve enerji sektöründe yeni işe başlayanlar için 10 milyona kadar, mevcutlar için 100 milyona kadar teminat verilmesi kararlaştırılmak isteniyor. Kuyumculardan istediğiniz ve geri adım attığınız yarım kilo altın teminatını da unutmuş değiliz. Yani değerli milletvekilleri, tüm bunların nedeni belli. AKP iktidarı hazineyi de Merkez Bankası rezervlerinde tam takır kuru bakır hale getirdi. Yeri gelmişken bir daha soralım. Hesabını verene kadar her gün soracağız. Bu halkın 128 milyar doları nerede? Allah aşkına nerede bu para? Merkez Bankası'nda olması gereken 128 milyar dolar gitmiş. Biz de halkın parasını soruyoruz Sayın Milletvekili. Diyoruz ki bu dolarları hangi kurdan, hangi tarihlerde kime sattınız, kimlere sattınız? Bunun hesabını verin. Yani Türkiye'de 20 milyona yakın aile var, 20 milyona. Aile başına 6500 dolar düşüyor. Türk lirası olarak 54 bin lira. Yani burada konuşacağınıza aile başına kaybolan 56 bin lira Türk parası olarak hesabını verin. Ama doğru düzgün açıklayamıyorsunuz. Çünkü 128 milyar dolar nerede sorusu iktidarın ayarını bozdu. Tekrar soruyoruz. 128 milyar doları verdiğiniz, peşkeş çektiğiniz bu hesaplar kime ait, ne zaman ve hangi kurdan bu dolarları kimlere sattınız? 19 Mart 2021 Cuma günü. Sayın milletvekili, arkadaşlar rica ediyorum. 19 lütfen. Mart 2001 Cuma günü 450 milyon dolar satın alan kişiler kimlerdir? Bunlar hangi firmaların sahipleridir? Merkez Bankası'nda olması gereken 128 milyar doların ne kadarı ne dolar ve döviz geçiş garantisi ihale alan firmalara sattınız? Bu firmalar ayrıca satın aldıkları dolarlar dışında devletten ne kadar dolar aldılar?
kimlere, hangi tarihte bu 128 milyarı sattınız, hangi kurdan verdiniz, açıklayacaksınız, hesap vereceksiniz. Sayın milletvekilleri, deprem vergileri kayıp, biz bize yeteriz paraları kayıp, her şey kayıp. Siz Türkiye'nin 19 yılını kaybettiniz, az kaldı